Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Yine bambaşka bir setupla çünkü İzmir'de annemlerin evindeyim ve bir an önce bu videoyu çekmek istiyorum çünkü aldıklarımın bir bölümünü İzmir'de bırakacağım. Maalesef hepsini götüremiyorum çünkü çok fazla şey aldım. Dev gibi bir alışveriş videosuyla şu an yanınızdayım. Bunlar sadece bize Ringworld'den aldığım ürünler değil, Hot Topic'ten, Megacon'dan bir sürü farklı yerden aldım Harry Potter ürünleri. Hani sadece Harry Potter'lar için ayrı bir video yapmak istedim. Eğer aldığım Disney ürünlerini, diğer fandom ürünleri, Megacon'da aldığım cosplay ürünlerini, Disney World'da aldığım ürünleri, Hot Topic'ten aldığım diğer şeyleri falan filan görmek istiyorsanız da bir sonraki videoda onlar olacak. O zaman hemen ilkiyle başlıyorum. Seçmen şapka. Bu seçmen şapkayı görür görmez aşık oldum kendisine. Hem de interaktif bir arkadaş. Böyle kafanıza takıyorsunuz. Sonra düğmesine basıyorsunuz. Şöyle şurada bir yerde. Ondan sonra da önermesiyle birlikte sizin hangi binada olduğunuzu sırayla söylüyor falan böyle. Ya Balı'dayken bunun şeyleri, bu dikiş yerleri falan birazcık yerinden oynamış olsa gerek. Normalde bu ağzı falan bayağı daha fazla açılıyordu. Şurası da çok hareket ediyordu. Bunu yerine yerleştirebildiğimde umuyorum ki yine hareketleri normale dönecek. $50 aldım ona. Büyük şeylerden devam edelim. Bir üç büyük kupası aldım şu şekilde. Bu aslında görünüşüne göre çok ucuz bir ürün. Bence çok güzel görünüyor. Yani sanki çok kaliteli, çok bir prop replika ayarında bir şeymiş gibi görünüyor. Ben kalitesini falan çok beğendim. Altında da şöyle bir ışığı var. Mavi bir ışık yanıyor. Görünüyor mu? Herhalde görünüyor. Karanlıkta oldukça daha güzel görünüyor. Hani kamerada çok veremedi o ışık hissini. Bunun $20 fiyatı yanılmıyorsam. Evet, $20'mış. Çok güzel ya. İçine bir şey doldurup pişirebilirim acaba. Sanki bir vida var orada. Çok yapılamaz gibi ışık. Şimdi önce bu videoyu mu koyarım yoksa önce vlogu mu koyarım bilmiyorum ama Ollivander's'a girdiğinizde bir asa seçme törenine denk gelebiliyorsunuz. Ve bazen de asasını seçecek insan siz olabiliyorsunuz. Ben asasını seçecek insan olma şansına eriştim orada. Kostümlü olmak falan bunu çok etkiliyormuş. Biz kostümlü gittik, böyle çok hevesliydik falan. Orada da o asa seremonisi sırasında beni seçen asamı satın aldım. Bu asa aynı zamanda interaktif bir asa. Yani Universal Orlando'nun parkta çeşitli yerlerde içinden bir harita çıkıyor. Hem Hogsmeade hem Diagon Alley, ikisi de var. Bu haritada İki yerdeki de interaktif bir şekilde bu asayla ucunda bir alıcı var. Bu asayla büyü yapabileceğiniz yerleri gösteriyor ve gidip yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi hani bunun için vlog bakabilirsiniz. Vlogda beceriksiz büyü denemelerimi paylaşmıştım. Asanın fiyatını hatırlamıyorum. Yazıyorsa söyleyeceğim. Yazmıyor. Tahmini bir şey söylüyorum, $55 olmalı asanın fiyatı da biraz fazla. Devam ediyorum. Asa demişken şöyle bir de bu tabi sipariş. Fleur Delacour'un asasını bir arkadaşıma aldım. Şöyle orijinal bir asa gösterelim, net dediyse umarım. Bu orijinal klasik asanın da fiyatı $45 olmalı. Evet, $45, inandım kendime.
hızlı hızlı yine parktaki interaktif şeyleri geçeyim. Orada aldığınız bal kabafları şu şekilde kaplarda geliyor. Ve tam saklamalık böyle eve getirmelik kaplar bunlar. 7 dolar fiyatları vardı ama raf için çok uygun ürünler. Diğerleri de Butterbeer bardağıyla Florent Fortescue'nun dondurma kasesi. Bunları da alabiliyorsunuz. Daha doğrusu bunları plastik bardakta da alabiliyorsunuz. Atılabilir bardakta. Ya da birazcık daha fark verip bu şekilde satın almayı da seçebiliyorsunuz. Böyle aldığınızda eve de götürebiliyorsunuz aldığınız bardağı. Pepper Imps aldım ben. Bunların tadının çok güzel olduğunu duyduğum için aldım. Gerçekten çok güzel, çok yoğun tarçınlı tatları var. Ayrıca zaten paketlemesi de çok orijinal ve çok güzeldi. Bir diğer aldığım ürün ise, bu arada bunun fiyatı 10 dolar olması gerekiyor. Bir diğer aldığım ise limon şerbeti. Daha doğrusu limon şerbeti tadında şekerlemeler. Bunlar da Dumbledore'un favori içeceği olduğu için böyle onların şekerini alma gereği duydum. Babama da gelince ikna ettim. Babam bu arada bir Dumbledore cosplayer'ı. Babama da gelince ikram ettim falan. Çok güzel oldu. Hani Düks'le ilgili bir diğer ve çok popüler şey, almazsanız dövüyorlar şey, çikolatalı kurbağa. Ben düğün dekorasyonu için kendim bir sürü çikolatalı kurbağa yapmış olmama rağmen bir tane satın aldım. Bu arada 11 dolar gibi bir fiyatı var. Bence çok 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 yüksek. Ama kutu bayağı büyük ve içinde böyle dolu kocaman bir kurbağa çıkıyor. Tamamı çikolatadan. Hani yine de sonuçta 35 lira değil çikolatanın kilosu değil mi? 1 kilo bile olsa ki değil. İçinden çıkan kart ise bana Haga Hufflepuff çıktı. Yani Hufflepuff sevmediğimden değil ama tabii Ravenclaw çıkmaması birazcık üzdü. Şöyle bir kart yapmışlar. Bu tasolarda falan görüntü değişme şeyi vardı ya, onun gibi bir şey var. Bence güzel düşünülmüş, güzel yapılmış bir şey. Hoşuma gitti yani. Saklaması güzel olacak. Ha, ama bir daha gidersem alınacak bir şey mi? Yani büyük ihtimalle değil, bu kadar para verilmez. Diğer bir şey de normal paketlemesini ben almadım. Çünkü internette downloadable paketleri var. Kendiniz yazdırıp yazıdan çıktısını alabiliyorsunuz. Ve hani çikolatalı kurbağa gibi içinden ekstra bir şey de çıkmıyor. O yüzden ben şeyleri bu şekilde aldım. Every Flavor Bean'leri bu şekilde aldım. Zaten önceden denemiştik, videoda çekmiştik. Bunları arkadaşlarıma vermek için aldım. Gittiğim tema parklarında satın almaktan en çok hoşlandığım şeylerden biri pinler. Zaten bir sürü pin göstereceğim size. Yani rozet göstereceğim. İlki şöyle bir Ravenclaw Headgirl rozeti. Bunu ben çok uzun süredir almak istiyordum. Çok başarılı buldum bir tasarım örneği. Bununla birlikte de göstereyim. Bir de yine Ravenclaw Perfect rozetim var. Bu iki rozet de birazcık cosplaysel amaçlarla alındı. Bu da yine cosplaysel amaçlarla alınan bir sihir bakanlığı rozeti ama ben tasarımını ve yapısını da çok güzel buldum. İki tane de sevimliliği için alınan rozetlerim var. Biri bu çikolatalı kurbağa rozeti. Açtığınızda çikolatalı kurbağa var. Çok güzel. Bir diğer pin ise bu ejderha yumurtası. Ben bunu çok başarılı bir tasarım olarak buldum. Şuradan açtığınızda, şimdi çok zor açılıyor. Şunu yukarı çıkartıyorsunuz. Hele arkasında şu kağıt varken hiç açılmıyor ya. Öyle böyle değil. Şunu yukarı çıkarttığımızda yumurta böyle açılıyor. Filmdeki gibi. Ben çok beğendim. Üstündeki hani desenler bile gerçekten filmdeki desenler çok güzel. Açıp kapatması zor olsa da böyle hani benim onun açılıp kapandığını bilmem yeter sanırım böyle. İşte psycho psycho şeyler. Bir tane de anahtarlığım var. Bu da çikolatalı kurbağa anahtarlığı. Ben bu çikolatalı kurbağaların tasarımını ve modellemesini o kadar sevdim ki.
Bu arada anahtarlık ve pinler hepsi 8 dolarla 12-13 dolar arasında değişen fiyatlardaydı. Bir de Gringotts'taki ride'a bindiğimiz roller coaster'ımsı şey artık 3D ride. Ne denir bilmiyorum. Ona bindiğimizde girişte bir güvenlik fotoğrafı çekildi ve o da bunu bu şekilde yaptırdık. Böyle yaptırdığımızda arkasında çok güzel bir Gringotts amblemi olan şöyle bir askıyla geldi bize. Ben çok beğendim. Onu da 20 dolara, askıyla birlikte fotoğrafı 20 dolara aldık. Bu roller coaster'larda çekilen fotoğraflar bazen çok güzel olabiliyor. Onları yaptırmayı, almayı ben çok seviyorum. Çok keyifli oluyor. Çok pahalı olmadığında hani gittiğim yerlerde bir iki tane almaya çalışıyorum. Şimdi göstereceğim iki ürünü ise ben son anda havaalanında bir dükkanda buldum. Ve bulduğum için çok mutlu oldum. Luna Lovegood cosplay'i zaten hep yapmak istediğim bir cosplay. Benim Ravenclaw'a olan sempatimin en önemli sebeplerinden biri büyük ihtimalle. Onun gözlüğü vardı. Daha doğrusu Quibbler'dan çıkan gözlük. Şöyle bir. Etrafı da böyle noktacık noktacık görüyorsunuz. Yine bu da havaalanından aldığım bir Marauders Map fuları. Onu daha çok beğendim. Çok çok güzel yani. Bunun da bence 13 dolardı fiyatı. 20 dolarmış. Hey, bana Yiğitan'ın hediyesini de göstereyim. Ben bu Çapulcu haritasını çok seviyorum. Her ne kadar Çapulcular kitaptaki favorilerim olmasa da Çapulcu haritası mantığını çok severek bilmiyorum, çok seviyorum. Bu da böyle bir interaktif harita. Şuradan bir asa çıkıyor. Böyle nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şöyle açıyorsunuz. Bu taraftan da biraz daha az açılıyor şurası. Şu arkasında sert olan yere denk gelenler. Burada Defense Against Dark Arts, karanlık sanatlara karşı savunma sınıfı var. Şöyle söyleyeyim. Açmak için I solemnly swear the diamond to no good diyorsunuz. Ondan sonra da kimin yürüdüğünü görmek istiyorsanız onun ismini söylüyorsunuz. Mesela Harry. Işık görülüyor mu acaba buradan ışığı? Ama karanlıkta göstermem lazım ya da uzaktan. Ayak sesleri duyuluyordur diye tahmin ediyorum. İşte mi görüyor musunuz? Karanlıkta bir daha mı çeksem, ne yapsam ya, çok görünmüyor sanki ışıkları. Neyse. Bir daha son. Dumbledore deneyelim. Şuradan başladı, görünüyor mu? Kesin görünmüyor. Neyse, ayak izleri yürüyor onların. Hepsinin ayak sesleri falan farkı çok tatlı. O zaman kapatalım. Mischief Managed. Böyle interaktif bir şey olmasının çok hoşuma gitti. Evet, çok çocuksu. Çok saçma ama ben çok sevdim böyle. Bayağı bununla bir saat falan oynadım ben. Evet, gerçekten. Üstünde 5 tane tuş var ve ben 1 saat oynamayı başardım. Bunun fiyatı da 60 dolarmış. Pahalı olduğunu biliyorum. O yüzden Ethan'a aldırdım kendime hediye olarak. AliExpress'ten aldığım patchler vardı ama ben böyle bir Ravenclaw patch'i buldum ve AliExpress'tekilere göre çok 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 daha kaliteli olduğunu düşündüğüm için aldım. AliExpress'ten aldığım cübbenin üstüne bunu dikmeyi düşünüyorum. Cübbeler çok pahalıydı. 119 ya da 109 dolar olması lazım. Güzellerdi fakat kalite olarak o kadar para verilecek kadar iyi değildi ya. Sonuçta kumaş ve hani desenli bir kumaş değil. Yani kumaşı alıp siz de dikebilirsiniz aynı kalitede. Ve hani şu anda yani çok iyi bir terziye verseniz onu 200 liraya size çıkartır diye tahmin ediyorum. Çünkü cübbe dikmek zor bir iş değil. O yüzden olay patch'teydi. Ben de bir tane güzel patch aldım kendime. Onu artık yapıştıracağım veya dikeceğim oraya. Bu da marketten bulduğum bir fantastik canavarlar. İşte içecek kabı. Öyle bir şey. Bir tane pop figürüm var. Serafina'yı aldım. Ben Serafina'yı çok 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 beğeniyorum. Zaten
Serafina'nın elbisesini de aldım Hot Topic'ten. Hemen yeri gelmişken onu göstereyim. Şöyle bir elbise, yakasını şöyle görebilirsiniz önündeki işlemeleri. Eteği şöyle iki katlı. Çok güzel. Sırtı da bu şekilde. Bu Serafina Pekir'in bu resmi kıyafeti, bu asıl toplantıda büyük bir toplantı vardı hani bakanlıkta. Orada giydiği kıyafetin kısa versiyonu ve Hot Topic'ten aldım. Fiyatı $60'dı. Yalnız bir alan ikincisi $1 kampanyası vardı. O yüzden bunun yanına da Queenie'nin elbisesinden esinlenilmiş bir elbise aldım. Queenie'nin elbisesinden esinlenen elbisesi de bu. Şu ipler zaten olayın çoğunu oluşturuyor. Eteğinin böyle pide olması da. Normalde elbise lacivertti biliyorsunuz. Pembe değildi. Ama üstünde pembe bir ceket vardı. Ondan esinlenerek bu da sandalye falan ona göre yapılmış. Ben çok beğendim. Çok uygun buldum Queenie tiplemesine. O yüzden onu da satın almak istedim. İki tane de mayom var. Bunlar da bir alın ikincisi $10. İkisi $50 gelmiş oldu. O yüzden almayı tercih ettim. Biri Gryffindor 7 numara sneaker. İkincisi de Slytherin 7 numara sneaker. Şimdi neden bunlar Gryffindor ve Slytherin? Çünkü bunlar vardı. Yani başka yoktu. Bu da Hot Topic'ten bir çanta. Ron'a yollanan hovları şeklinde. Çok güzel değil mi? Ve içi de gerçekten Holder'da Mrs. Weasley'nin söyledikleri yazıyor içinde. Ve bu bir sırt çantası. Çok güzel. Bir tane de çapulcu haritalı elbisem var şu şekilde. Bunun benzer elbiseleri sanırım AliExpress'te de satılıyor. $15 gibi fiyatları var. Bunu da ben $22 aldım hafta bitti. En son yine havaalanındaki Universal'dan aldığım bir boyama kitabı var. Sanıyorum ki bunu Türkiye'de de bulabiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bu kartpostalları boyama kitabı. Beni eğlendirir, zaman geçir diye düşünmüştüm. $7 olması lazım bunun da. Son 2. Artık zaten çok uzun oldu, video bitsin değil mi? Şöyle bir kutu buldum. Ben bunu Megacon'dayken öyle kenarda köşede bir standta görüp bu ne bu ne falan diye yukarı işaret edip buldum. Bu ilk 5 filmden sonra çıkmış bir box set. İçini tek tek göstereyim. O havada açmak biraz zor olacak. Şöyle içinde bir bonus DVD var. İçinde ne olduğunu bilmiyorum bonus DVD'nin. Henüz açma şansım olmadı. Burada DVD player'ım. Gerçi bilgisayar var ya, DVD player'ım yok niye diyorum. Bilgisayardan yarın bakayım ben ona. Birinci film, ikinci film şeklinde. İçinde şöyle bir Harry'nin Hogwarts kabul mektubu var. Onun içinde de bir sürü Harry Potter karakter kartları var. Bunlar ne kart bilmiyorum. Artbox diye bir... yeri attım hepsini. Artbox diye bir firmanın şöyle karakter kartları. Bunlar tabii kapalıydı. Ben açtım. Hiç acımadım. Çatır çatır açtım hepsini. Şöyle bir interaktif DVD oyunu çıktı içinden. Bunu da oynamak için sabırsızlanıyorum. Harry Potter'ın o iğrenç bütün oyunlarını oynadım yani. Hani grafik kalitesi olarak ve oyun kalitesi olarak kötü oyunlar. Hani bir gamer'a sorsanız yani çöp oyunlar. Ama Harry Potter sevenler için o dünyanın içinde bulunmak için çok güzel bir sebep oluyor. Çok güzel oluyor yani. Burada da diğer 3 filmin DVD'leri var. Hepsinin kapak tasarımları benim çok çok hoşuma gitti. Gerçekten çok beğendim. Bir de ben alırken içinde olduğunu bilmeden almışım. Şöyle bir kitap ayrıcı koleksiyonu çıktı içinden. Ve ben çok orijinal, çok güzel olduğunu düşünüyorum bu koleksiyonun. Şimdi ben bunları ne kadar aldığımı söyleyeceğim. Sonra siz şaşıracaksınız ama ben bunların hepsini $28 aldım. Yani 5 filmin DVD'si, bu kitap seti falan filan her şeyi $90 falan almış oldum. Bayağı mutlu etti. Büyük ihtimalle diğerlerinden yediğim çılgın kazıkları bununla düzeltmiş oldum artık. Ve
sona gelirken markette, evet şeyde bulamadım ama markette buldum. Benim bir ledli asa kendin yapma sözüm vardı size ama yapamadım. Ve hani kısa sürede de yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü kendin yap videoları editlemek zaten zorken işin içine de elektrik ve devre işi girince onu nasıl anlatacağım, nasıl editleyeceğim bilemedim. Çünkü ben çok böyle özürlü... fizik bilmez, iğrenç yollarla falan yapmıştım onu. Bir gün yapacağım söz ama o güne kadar size de sözümü bir miktar tutabilmek adına kendime bir tane ledli asa aldım ben. Şöyle. Benimki Hermione'nin deseninde. Bir tane de Harry'nin deseninde olanını aldım. Ben başarılı buldum asaları. Oldukça sevimli, oldukça güzeller. Sonra dedim ki Harry olanı da size vereyim. Hem de yanında bir de Archibald şekerlemeleriyle vereyim dedim. Bu asayı ve Archibald şekerlemeleri kazanmak için de videoyu beğenip videonun altına neden Harry Potter'ı sevdiğinizi yorum yapmanız yeterli. O zaman bir tane çekiliş hakkına sahip oluyorsunuz. Ayrıca beni Facebook'tan ve Instagram'dan takip ediyorsanız da takip ettiğiniz isimleri yazarsanız birer ekstra çekiliş hakkına sahip olabilirsiniz. Çekilişin son katılım tarihini aşağı videoya açıklamalar kısmına ekleyeceğim tabii ki de. Galiba bu kadar. Sonuç olarak video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.